Sevgili seyirciler, Sabah Aktüel'in bu bölümünde iki canlı yayınımız var. Bu yayınlardan birinde sünnetimiz olacak ama ondan önce İstanbul'a gideceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde önemli bir tarımsal projeye imza atıldı efendim. Proje akıllı sera sistemiyle ilgili ve dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıntıları bizi bekleyen sevgili Erkan Turan'dan alacağız. Erkan, günaydın. Günaydın Tunç. Biz hani bugünlerde Çanakkale domates gerçekten revaçta, hepimiz onu arıyoruz. Tarla domates benim favorim, bundan sonra yıldız domates de olacak. Gerçekten harika, gördüğünüz gibi. Süper. Şimdi az sonra içini açacağız. İsterseniz böyle tarla görünümlü domates, isterseniz böyle çeri domates. Proje harika. Yani serası olanlar ya da bu işi düşünenler bizi dikkatli izlesinler. Tarımla ilgilenenler bizi dikkatli izlesinler Tunç. Şimdi sulamayı, gübrelemeyi, ilaçlamayı otomatik bilgisayarlar aracılığıyla yapan seraları yıllardır Antalya'da görüyoruz ve biliyoruz. Ama bunlardan sonra da dünyada ilk dediğimiz bir şeyden bahsedeceksin. Ben toprak yerine beyaz beyaz bir şeyler gördüm alt tarafta. O gübre midir diye soracağım. Ama büyük bir ihtimalle sen hayır diyeceksin. Dolayısıyla ben susayım, sözü sana bırakayım. Şu ilki de merak ediyoruz. Teşekkürler. Tabii bir de asıl bugün sizi şaşırtacak olan şey, ağaçta yani dalından karpuz olacak. Çok üst tabakalarda karpuzları göreceğiz. Belki ona da daha fazla şaşıracaksınız. Ben şimdi isterseniz başlayayım. Hocam yanıma alayım Profesör Doktor İbrahim Işıldak ve Sevil Hanım, siz de şöyle yanıma alayım. Şöyle alayım hocam, ikimiz beraber. Efendim merhabalar. Merhabalar. Şimdi tabii sera çok, Türkiye'de seracılık çok da bunun farkı nedir hocam? Bizi buraya getiren şey evet. Neydi? Sizden dinleyelim isterseniz. Topraksız bir sera teknoloji burada üretilmekte. Bu teknolojide tamamen su veya besin elementlerini içeren su bileri gönderilerek besleme sağlanmaktadır. Şu anda oldukça teknolojik bir seradır. Biyomühendislikle ilgili yapılan gelişmeleri bu tarıma yansıtarak full otomatik ve çok kaliteli ürün yetiştiren etkin bir sera ortamı. Hocam, şimdi ortamı, mevcut seralarda bu kullanılıyor mu? Şimdi perlit madeniyle olan seralar da biliyoruz biz. Evet. Bu ondan da mı farklı bir şeydir? Tabii biraz da farklı ondan. Yani bitki yetiştirmede kökler herhangi bir şekilde bir destek materyale konmamaktadır. Dolayısıyla tamamen suyla temas halindedir. Buna nütrient film tekniği denmektedir veya akan su sistemi. Şu anda biz akan su sistemiyle işte etkin bir şekilde çok kaliteli ürünler üretmekteyiz. Bu anlamda teknolojisi de tamamen bize ait olan, kendi ülkemizin firmasıyla birlikte geliştirdiğimiz bir sera. Bütün yetiştirme ortamı, işte bitkilerin her şekilde buraya yerleştirilmesi her yönüyle tamamen bize ait. Kendi kaynaklarımızla, evet. Yani ülkemizin kaynaklarını kullanarak bunu, bu serayı oluşturduk, bu ürünleri yetiştirdik. Şimdi Sevil evet. Hocama da ben bir şey soracağım. Hocam merhabalar. Merhabalar. Şimdi önce salata yaptınız mı hocam, bu domatesten salata oldu mu? Yaptım. Çok nasıl, da güzel salata oldu. Mı güzel, kahvaltı mı güzel? Harika oldu. Yani tatları da çok güzel. O eski özlediğimiz hani salatalık ve domates tatları vardır ya. Aynen o tatta. Biz zaman zaman buradan alıp yiyoruz. Salatalarımızı da yapıyoruz. Bölüm toplantılarımızda da kullanıyoruz. Nedense organik ürün arandığında hani sera çok fazla insanların kafasında yok, düşünülmüyor. Evet. Bilimsel şeylerde böyle değil ama evet. Bunu organikle karşılaştığımızda ne diyebiliriz? Organikten çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani organik üstü aslında bu. Biraz organik üstü diyebiliriz. Tabii ona İbrahim Hocam çok daha iyi cevap verecektir ama yani organikle karşılaştırılamaz olduğunu düşünüyorum ben. Peki. Hocam şimdi içeri doğru biraz girmek istiyorum ben. Biraz içeri girelim bakalım. Şimdi burada öğrenci arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşacağım. Sevgi, ben seni şöyle alabilir miyim yanıma? Merhabalar. Merhabalar. Şimdi önce istersen bir tane kırmızısından koparalım mı? Çünkü domatesin önce içini görmek lazım. Damarları nasıl, güzel mi? İçi dolu mu? Güzel. Onu koparalım. O kadar çok domates var ki koparamıyoruz. Seçemiyoruz. Peki hemen açalım bir tanesini. Şöyle bir koklayalım. Evet, gayet doğal. Oo, mis gerçekten. Evet. Hani bu kokuyu ekrana verebilsek keşke. Yarabilir miyiz Sevgi? Başarabilecek miyiz? Tamam. Evet. Bakalım efendim. İçinden nedir özelliği? Yardımımızda. Evet.
Çok güzel. Böyle yavaş işte. Zorlanıyoruz. Evet. Domates bu zaten değil mi? Evet, tadı da, görünümü de, evet, her şeyiyle çok, yani gerçekten o dediğiniz yıllar önce tarladan yediğimiz domates stili bir içeriği var. Evet. Zaten gözüküyor, isterseniz ekrana biraz daha yakından tutalım. Tadı da o kadar güzel, aroması da o kadar güzel, besin değeri de o kadar güzel. Bütün çalışmalar, biraz önce hocamız ifade ettiği gibi çalışmalar, bu teknikle elde edilen ürünün, organik üründen içerik olarak daha iyi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla biz bunu böyle arazinin çok değerli olduğu bir noktada bu tekniği biliyorak ekim milimetin nasıl yapılır bunu aslında gösteriyoruz. Şu anda 300 metrekare alanda 1650 tane domates beslenmektedir. Yaklaşık 20-25 ton arası ürün beklenmektedir. Bunun anlamı bir dönemde 100 tona yakın bir ürün demektir. Bu mümkün. Bu evet, bu teknolojiler daha da manipüle edilerek, daha da etkinleştirerek bu değerlere ulaşmak mümkün. Özellikle tarım ekonomisi de gelişmekte, lokomotif sektör olarak şu anda öne çıkmaktadır. Bu anlamda biz teknolojiyi buraya yansıtarak nasıl bir farklılık ürettiğimizi aslında göstermek, evet, göstermek için sizi... Ben şunu sana vereyim, tadına bakalım beraber isterseniz. Nasıl olduğunu görelim. Tadı nasıl? Çok güzel. Harika. Gerçekten öyle. Biz de bayılıyoruz. Kışın da aynı domates çıkıyor. Aynen bu şimdi denemeydi zaten. Biz farklı ürünler şimdi göstereceğiz. Belki gösterme şansımız olur. Domates bir tanesi, salatalık. O zaman ilerleyelim hocam. Evet, patlıcan, biber, karpuz, kavun, marol, sonra karalahana vesaire gibi birçok ürünü test ettik. Ediyoruz. Bunlardan ekin olanlarla devam edeceğiz. Ve bunu kışın yapacağız. Bu kışın size de ikram edebiliriz. Yani kar yağdığında böyle kıpkırmızı domates, evet, yiyebileceğiz. Evet, evet. Şimdi ben ileri doğru geçeceğim efendim. Bunlardan 25'e kadar çıkıyor mu? Özellikle Burak'tan rica edeyim. Buralar hocam 25, hani kaç? Evet. Bu normalde kaç alıyor mesela tarlada, bunun kaç? Tarlada birkaç tane ama bu teknikle 20-25 arası boğum elde edebiliyorsunuz ekim bir biçimde. Hı hı. Bu ağaçlar böyle yükseliyorlar. Bunlar daha 30-40-45 günlük ağaçlar şunlar. Evet. Dolayısıyla bunlar büyüyorlar. Büyüdükçe salkımlar sayısı da artıyor. Böylelikle yüksek verim elde edebiliyorsunuz. Yaklaşık 5 ay, 4-5 ay ürün sürekli elde etme şansınız var bu yaklaşımla yapılan. Arkadaşlarımız ürünler da orada. Hemen görüyoruz içeride arkadaşlarımız. Onlar da burada çalışma fırsatı buluyorlar hocam. Burada tezlerini, bilimsel araştırmaları mı yapıyorlar, ne yapıyorlar? Şimdi bu bir entegre proje, buna bağlı çok sayıda proje var. Biz bu kapsamda öğrencilerimizi burada aktif bir biçimde değerlendirme şansı, onlara bu teknolojiyi yansıtma, öğretme şansı yakalıyoruz. Ayrıca bitkilerle ilgili, onların içeriğiyle ilgili bir sürü var olan imkanlarımızı da kullanarak laboratuvar çalışmaları da yapıyoruz. Yani birçok doku kültüründen tutun içerik testlerine kadar bu elde ettiğimiz, ürettiğimiz ürünleri incelemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da üretim teknikleri üzerine çok sayıda projeyle ilgileniyoruz. Tamam hocam. Şimdi karpuz efendim. Karpuzu hocam işte karpuz dediğinde biz de gördük tabii bu nasıl. Ama bunlar yaklaşık 40 gün olmadı şu anda. Evet. 6-7 metre yaşlılar. Yani salatalar, karpuz, kavunlar mesela. Şimdi efendim karpuz şu an gördüğümüz gibi en üstte. Kavun o, evet. Tabii ağaçta olunca hocam. Karpuzla kavun da karışır. Evet, evet. Şimdi sevgili Burak, bilmiyorum şimdi Burak da gösterdiğinde Burak şaşırır. Şurayı alabilir miyiz? Yukarıda kavun gördük şurada Burak. Evet. Hemen. Biraz daha tabii ileride daha çok var da. Görebilir. Evet. Şimdi efendim Erkan Bey, bu teknolojiyi biz iyi kullanıyoruz aynı zamanda. Şu anda geliştirdiğimiz sensörlerle bitki besin elementlerini otomatik şurada olarak hemen görelim, takip ediyoruz. Burak arada işte görüyorsunuz efendim. Arada görüyorsunuz kavunlar, karpuzlar. Peki böyle bir şey, bunun özelliği nedir? İşte bu serada şu anda bütün her şey kontrollü. Yani sıcaklık, nem, hava sirkülasyonu, işte karbondioksit miktarı, akan su içindeki minerallerin kontrolü kendi geliştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla yapılıyor. Dolayısıyla yani oturduğumuz yerden, evet, evden. Evden de ayrıca kontrol edebiliriz. İsterseniz telefonumdan gösterebilirim de size.
Buradan çok evet. direkt olarak kontrol evet. edebiliyoruz. Bir diğer hususta şu, burada hiç atık yok. Hı-hı. Hiç atık yok. Yani burası atık olmayan bir sistem. Normal seralarda atık olduğunu tabii, biliyoruz. Bu normal seralarda %30-%40 arası bu solüsyonlar toprağa gidiyor. Ve bu toprağımızı ve suyumuzu kirletiyor. Önemli bir kirlilik yapıyor. Aynı zamanda da besin elementi kaybı oluşuyor. Şu andaki serada bu teknolojide bizim geliştirdiğimiz ölçme ve tekrar dozajlama sistemi vasıtasıyla seradaki bütün atıklar tekrar başa dönüyor, ölçülüyor, ayarlanıyor otomatik olarak bunlar. Geliştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla tekrar bitkilere sunuluyor. Ve bitkinin arzu ettiği kompozisyonu sunuyoruz burada ölçerek. Bunlar da otomatik ölçülüyor. Şimdi ben evet. şunu merak ettim. Düz zaman ne olacak? Ağaçta durabilecek mi? Ona da bir yöntem bulmuşlar. Tabii belki Diyarbakır karpuzunda bu yöntem bulamayız ama burada şurada hem efendim yöntem bu gördüğümüz gibi. Yani henüz dalındayken konulmuş gördüğümüz gibi. Buna da böyle bir yöntem bulunmuş. Şu arada var. Yukarıya doğru şu araya girebilirsin. Yukarıda. En üstte. Yani biraz gelelim. En üstte. Bir, evet. bir de şurada var yukarıda. Evet şurada da evet. varlar. Bakınız şu hocam, karpuzlar. Şey evet 40 günlük karpuzlar öyle mi? Evet. Birçok şeyi de anlatmak istiyorduk aslında. Gerçekten bunu tanıtmak devam istiyorum. Devam ederiz o zaman. Ülkemizin kendi kaynaklarıyla hatta evet. Karacasera büyük yardımları oldu çünkü bize söylemek istiyorum. Onun desteğiyle böyle güzel bir ortamı Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü olarak gerçekleştirdik. Evet. Ve geliştirdiğimiz teknolojiyi de tanıtıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz bu sağ anlamda. Burada devam ederiz daha. Var. Onları alabilir miyiz? Merhaba arkadaşlar. Var. Onları gördük zaten. Evet. Yayınlarda verdik. Biz, yine öğrencilerimiz. Evet. Öğrencilerimiz. Evet. Çeşitli teknolojiler üzerine biraz önce ifade ettiğim gibi burada bizzat yerinde uygulamalı araştırmalar yapılmakta. Bunlara öğrenci arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımız iştirak etmekte evet. ve interaktif bir eğitim ve üretim modeli geliştiriyoruz harika. Böylelikle. Harika. Evet. Tabii efendim karpuz biraz daha olmuş olsaydı belki ondan da tadına bakabilirdik ama gerçekten müthiş bir çalışma. Söz tekrar sizde Tunç. Sevgili Erkan teşekkür ediyorum. Karpuzun yerde yetişmesine alışkınız, yukarıda yetişmesine değil. Bu nedenle kafamız yukarıda pek gezmeyeceğimizden o olgunlaştığımızda kafamıza düşme tehlikesi de var mı yok mu onu merak ediyorum. Sonra senden öğrenirim gezinti sırasında. Hı. Teşekkür ediyoruz. Ne demişler? Eğitim şart efendim. Sağ ol. Evet sabah haber aktüelin bugünkü bölümün.